Eğer kapatmazsak, yani out of stock olarak listemiz aktif bir şekilde devam edersek, Amazon günlük sıfır satış yaptığımızı görecek. Bunu sales historisine kaydedecek. Böylece keyword rankimiz de çok hızlı bir şekilde düşecek. Herkese merhabalar, ben Murat. Stoksuz kalmak ya da out of stock olmak, Amazon'da satış yapan çoğu insanın başına gelen en temel durumlardan birisidir. Bu videoda da sizlere Amazon'da stoksuz kalmamak için neler yapmamız gerekir, Amazon'da stoksuz kaldıktan sonra ne yapmamız gerekir başlıkları altında bu konuyu detaylı bir şekilde anlatacağım. Sizden ricam, lütfen not alın ya da videoyu kaydedin. Çünkü bu inventory management konusu Amazon'da başarıyı sağlayan temel konulardan birisidir. Videomuza hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi ürünümüzü seçtik, hazırlattık, reklamımızı yaptık, rank kazandırdık, güzel bir şekilde satıyoruz. Yani taşları yerine bir bir oturttuk. Çok güzel her şey. Fakat ürünümüzü hızlı bir şekilde satarsak, diğer ürünün geliş tarihini tahmin edemediğimiz için stoksuz kalacağız. Bu durumun olmaması için ne yapmalıyız? Birinci madde, ürünümüzün fiyatını artırmak. Ürünümüzün fiyatını yavaşça arttıracağız. Çok değil, az bir miktarda arttıracağız. Çünkü büyük değişiklikler yaparsak Amazon kendi algoritmasında zaten sizi, rankinizi düşüreceği için büyük değişiklikler yapmanız sizin için olumsuz bir şekilde sonuçlanacaktır. Bunun olmaması için örnek veriyorum, 20 dolarsa 22 dolara, 123 dolara, yani %10'luk, %15'lik bir fiyat arttırımı yapabilirsiniz. Kendimden örnek vermek gerekirse, benim elimde bir yaklaşık 40-50 ürün kalmıştı ve gelme süresi 2-3 haftaydı. Ben de günde hızlı bir şekilde satıyordum. Hani günlük 10'a yaklaşık 10 ürün satıyordum. Bunun olmaması için ilk önce fiyatımı bir %5-10 civarında arttırdım. 50'de, hatta direkt rakamları söyleyeyim, 54 dolardı. Ben bunu 62-63 dolara çektim. Daha sonra aynı hızda satılıyordu. Biraz daha arttırdım. Bu sefer satışların hızı artmaya başladı. Biraz daha arttırdım, satışların yine hızı artmaya başladı. Şimdi bu eğitimcilerin dediğine göre ürün fiyatı arttığında satışı kesilecek, rank azalacak. Ama böyle bir durum kesinlikle yaşanmadı bende. Bunun sebebi de açık: ürün seçimi arkadaşlar. Ürününüzün listingi, fotoğrafları, descriptionları ne kadar iyiyse ürününüzün conversion rate o kadar iyidir. Bu durum üründen ürüne göre değişir. Bu durumun bir de avantajı var tabii ki. Bu avantaj ne? Normal zamanla siz ürününüzü test etmek istiyorsunuz. Örneğin 20 dolara satıyorsunuz ama 25 dolara satmak istiyorsunuz ve satış olup olmayacağını merak ediyorsunuz. Bu periyot, yani stoksuz kalacağınızı anladığınız zaman dilimi, sizin fiyatınızı test etmek için en avantajlı zamandır. Örnek veriyorum, 500 stoğunuz var. Ürününüzü satış fiyatınız 20 dolar. Ama siz bu ürünün 25 dolarda satılıp satılmayacağını merak ediyorsunuz. 25 dolara aldığınızda size kötü sonuçlar doğurabilir. Rank kaybedebilirsiniz. Keyword rankinizde bazı gerilemeler olabilir. Tabii bunun olmasını da kimse istemez. Bu yüzden bu zaman aralığı, zaten stoksuz kalacağınızı bildiğiniz için bu testi yapmanın en uygun vaktidir. İkinci madde, ara depo bulacağız. Stoğumuzu bu depolarda 2-3 ay yetecek şekilde tutabiliriz. Aradan 1 ay geçer, stoğumuz azalır. O depoya tekrardan bizi 2-3 ay, 1 ay neyse yetecek şekilde ürünlerimizin satış hızına göre tahmin ederek tekrardan doldurabiliriz. Bu şekilde stoksuz kalabiliriz. Ha, bu tabi ekstra bir maliyet gerektiriyor. Hani paramız yoksa ne yapacağız? Mecburen borç bulacağız. Borcumuz da genelde yakınlarımızdan almaya çalışırız. Çünkü bankanın net bir tarihi vardır. O tarihte bir ödeme yapılmadığı sürece bunun yaptırımları olur. Ama bu konu akrabalarda ya da yakınlarımıza esneyebilir. Yani paramızı 3 ay deriz, 5 ay sonra veririz. Tabii ki gerçi bu çok etik olmaz ama sonuçta onlar bizim halimizden anlayabilir. Bu durumda bir esneklik gösterebilirler. Bu iş ayrıca iyi borçlanmadır. Şimdi İngilizce'de bir good debt, bir de bad debt diye iki kavram var. Yani iyi borç ve kötü borç. Yani good debt'in açıklaması aslında şu şekilde: it takes money to make money. Yani para kazandırmak için alınan borç. Yani size bir gelir sağlayacak o borç aslında ve o borcu ödeyeceksiniz ve kar sağlayacaksınız. Aslında Türkiye'deki şirketlerin çoğunun yaptığı iş modeli de budur. Hani borçlanarak büyümedir.
Bir de Bad Debt var tabii. Bad Debt'te şöyle bir açıklaması var. If it won't go up in value or generate income, you shouldn't go into debt to buy it diye bir açıklaması var. Bu da diyor ki yani size bir getiri veya değer sağlamıyorsa o borcu almamanız gerekir diyor. O borca girmemeniz gerekir diye bir açıklaması var. Bu yüzden aslında Amazon için borç almak mantıklı bir şey. Ha şöyle mantıklı bir şey. Eğer ürününüze gerçekten güveniyorsanız, satış rakamlarınız gerçekten iyiyse bu borcu alıp daha fazla ürün çekebilirsiniz. Üçüncü madde ise reklamlarımızı yani PPC'mizi azaltmak. Şimdi hali hazırda iyi işleyen bir PPC kampanyanız varsa bunu kesinlikle dokunma ya da herhangi bir değişik yapma taraftarı değilim. Niye? Çünkü şu şekilde oldu. Ben satışlarımı yaptığımda PPC kampanyam başarılı olduğu için, ekosum düşük olduğu için ve geri dönüş oranım yüksek olduğu için reklamla hiçbir değişiklik yapmadım. Ürünlerim 10 dolar da arttırsam, 15-20 dolar da arttırsam başarılı bir şekilde satmaya devam etti. Ve aynı zamanda şu şekilde olacak. Amazon siz sık bir şekilde reklamları değiştirdiğinizde sizi algoritma geriye atacak. Bunun da tabii olmasını istemediğimiz için reklam kampanyasında hani illa satışlarımızın azalmasını istiyorsak fiyat yükselttiğimizde bitlerimizi biraz kısabiliriz. Yani reklamımız birinci sayfanın en üstünde çıkmaz, ortalarında çıkar. Bu şekilde geri dönüş oranlarını da conversion rate'lerini de düşürmüş oluruz. Dördüncü madde ise stoksuz kalmamak için hesaplama yapacağız. Bu hesaplamayı nasıl yapacağız peki? Şöyle, envanterdeki ürünler bölü günlük satış miktarı eşittir stoğun bitiş süresi. Örneğin 200 tane ürünümüz var. Envanterimiz 200 ürün var. Günlük satış miktarımız 5. 200'ü 5'e böldüğümüzde 40 ediyor, değil mi? Yani bizim stoğumuz 40 gün sonra bitecek. Biz de üretimimizi, kargolamamızı buna göre yapmalıyız. Stoğun bitiş süresi teslimat süresinden uzunsa stoksuz kalmayacağız demektir. Fakat stoğun bitiş süresi teslimat süresinden kısaysa demek oluyor ki stoksuz kalacağız. Buraya kadar stoksuz kalmamak için yapmamız gerekenleri anlattık. Peki stoksuz kaldık. Ürünlerimiz bitti ve kargonun gelmesine hala bir süre daha var. Ne yapmamız gerekiyor? Yapmamız gereken birinci şey listemizi kapatmak. Son ürünümüzde satar satmaz listemizi kapatacağız. Dikkat ediyoruz. Listemizi silmeyeceğiz. Listemizi kapatacağız. Eğer kapatmazsak yani out of stock olarak listemiz aktif bir şekilde devam edersek Amazon günlük sıfır satış yaptığımızı görecek. Bunu sales historisine kaydedecek. Böylece keyword rankimiz de çok hızlı bir şekilde düşecek. Tabii bu veriyi de Amazon'a sunmamamız gerekiyor. Bu yüzden listemizi kapatmak bizim için en sağlıklı olacak olan şeydir. Listemizi de kapatmayı hemen hızlıca göstereyim. Satış sayfamıza geldiğimizde inventory kısmından manage inventory'e tıklıyoruz. Burada hali hazırda satış yaptığımız ürünler karşımıza çıkıyor. En sağa geldiğimizde ürünlerimizin yanında edit butonları var. Edit butonlarına basmıyoruz. Edit butonunun yanındaki aşağı yöne bakan oka tıklıyoruz. Ve burada close listing var. Close listing'e tıklayıp ürünümüzün listesini kapatıyoruz. Bakın, delete product and listing'e kesinlikle tıkmıyoruz. Çünkü bu ürünümüzü silecek. Bunun yerine close listing'e basıyoruz. Ve listemiz istediğimiz süre boyunca kapalı bir şekilde bekliyor. Listemizi de kapattıktan sonra bizim için yararlı olacak maddelere geçiyorum. Şimdi bizim yapmamız gereken ilk şeylerden birisi max order quantity'yi azaltmak. Yani biz 999 taktiği uyguladığımızda bize o çıkan miktarı en aza indireceğiz. Çünkü hijackerlar bizim stoğumuzda kaç tane kaldığını görüp bizim listemize girmeye çalışmasın. Bir fırsat görmesin. Diğer faydalı madde ise ürünümüzü hesapladığımız tarihten daha erken tarihte üretmemiz. Çünkü her zaman aksilikler olabilir. Üreticiniz daha uzun zamanda ürünü ürettirir. Kargonuzda aksaklıklar olabilir. Gümrükte takılır. Ya da kargo gemiyle ya da uçakla gönderiyorsanız uzun sürer. Bu aksilikleri her zaman göz önünde bulundurarak ürünümüzü daima erkenden göndermeye çalışacağız. Son maddemiz ise oyunun kurallarına göre oynayacağız. Listemizde büyük değişiklikler yapmayacağız. Sakin olacağız
ve en kısa zamanda stoğumuz yerine geldiğinde tekrardan satışlarımızı normal bir şekilde devam ettireceğiz. Anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bilgilerin size faydalı olacağına eminim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.